Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Stick War oynayacağız. Mobil oyunların en güzellerinden diye bir hitap edebiliriz. Oynamanızı tavsiye ederim. Şimdi bugün onu oynayacağız. Bunu seri şekilde yapacağım arkadaşlar. Bölüm bölüm. Her bir bölüme bir bölüm sayacak. Şimdi ilk başta normal olarak seçeceğim. Sonraki bölümlerde zor çılgın belki yapabiliriz ama zorla çılgın çok zor oluyor. Ben daha önce bitirmiştim. Siz de oynayabilirsiniz. Mobil oyunların en güzel olan oyunlarını, yani mobilde olan en güzel oyunları bulup oynayıp sizlere böyle tanıtıp aslında sizin de oynamanızı sağlayacak bir video gibi bir şey oluşturmak istiyorum. Yani güzel oyunları oynayıp belki severseniz siz de oynarsınız. Ben şimdi Stick War oynayacağım. Bunu bölüm bölüm çekeceğim. Zevkli olduğunu düşünüyorum. Strateji bir oyunu zaten. Hemen şuradan normal tıklayacağım. Şimdi hikaye gelecek. Bir hikayeye bakalım abi. Evet abi. You are surrounded by discriminate nations devoted to their individual technology and struggle for dominance. Trust no one. Each society has developed its own unique way to wage war. Proud of their unique craft, they have become obsessed to the point of worship, turning weapons to religion. Silahlara toplanıyorlar. Hepsi kendi yöntemlerinin olabilecek tek yöntem olduğunu ve hepsi de kendi ilkelerini diğer uluslara öğretmeyi hedefliyor. Bunun için yaptıkları ilerlemenin deyimiyle ilahi müdahale veya sizin bildiğiniz şekliyle savaş. Ay, uygarlıklar savaşıyor silah için diğer arkeyanlar. The way of the sword, magi kill, the way of the mage. Abi hikaye çok güzel. Şu an oyunda olan karakterleri falan tanıtıyor. Hadi bakalım. Şimdi tamam, lidermişiz. Tamam, biz barışçı bir adamız. Halkım silahları takmıyor, güzel. Ha, başka adamlar da bize hedef alıyor böyle yaptığımız için. Kendimizi savunmak için saldırmamız gerekiyor. Ha, saldırdığımız adamların teknolojisini çalıp biz de kullanıyoruz abi. Güzel. Gayet iyi abi. Güzel. Güzel hocam. Oo, böyle ordular falan yapacağız abi ve kendi ordumuza saldırıp uygarlıkları yok edeceğiz abi. Çok güzel. Mobil oyun olarak. Şimdi savaş başlıyor. Düşmanını asla karşı koyamayacağı kadar isabetli ve yıkıcı yayları olduğunu iddia ediyor. He, şimdi galiba okçularla savaşacağız. Biz de şimdi ne diyor? He, madenci. Yani ben bu oyunu genel olarak biliyorum. Ben size anlatacağım zaten. Şimdi madenci üretiyoruz abi. Bu madenci tabii ki de madenciyi kontrol edebiliyoruz ama ben bunun şeyini yapmadım abi. Ben madenciyi şu an kontrol etmeyeceğim. Ya da kontrol etmek zorundaymışım. Şeyini yapmadım ya. Tuş atamasını yapmamıştım ya. Kötü oldu. Bunun tuş atamasını sonradan yaparım. Şimdilik yapmayacağım. Şuradan abi hemen bir tane kılıççı üretiriz. Yani kılıçla vuran, sopayla vuran her neyse ileride kılıca dönüşüyor. Şu an birinci level'da olduğu için kılıççı abi. Ya yani sopayla, pardon, kılıçı değil, sopayla vuruyor. Şöyle birazcık daha vereceğiz. Şimdi adamın tarafı da burası tabii ki de. Bizde iki tane sopalı adam oldu. Saldır diyor oyun bize. Kazanma için düşmanın heykelini yıkın. Şimdi amacımız buradaki adamın heykelini yıkmak. Yani adamda şu an okçu var. Bizde bu adamlar şimdi saldıracak. Bunlar tabii geri çekiliyor. Şimdi bunlar geri çekildiği zaman da kale okçuları devreye giriyor. Biz tabii buradan ileri geçemiyoruz. Oyunda böyle bir kural var. Şimdi ben bir tane daha madenci, yani iki tane daha madenci üretmek istiyorum. Daha hızlı altın gelsin. Bunları kazdıkça altın geliyor. Bize kılıççı, yani sopacı, kılıççı diyeceğim ben buna. Kılıçla savaşan adamlar üretiyor ama şu an paramız yeterli değil. Burada zaten paramız görünüyor abi. Burada da ordumuzu max 50 kişi yapabiliyoruz. Şimdi 150 altın olsun, ben hemen 125, pardon. Buradan adam üreteceğim. Bu adam ne yapmış? Şu an bir okçusu var. Benim hemen acilen birazcık daha adam üretmem lazım. Ondan sonra saldırıya geçmem lazım açıkçası.
Hadi bakalım. Şimdi hayır, saldırıda açık kalmış. Pardon, hemen bunu defansa çektim. Çünkü şu an bir tane adamla saldırmak saçma olur. Hemen adamlarımızı üretelim. Bayağı paramız olmuş. Burada 3 tane adam şimdi üretilecek. İleride abi bu çok zevkli olmaya başlıyor. Şimdi biz kılıçlı adamlarız abi. Sadece madencimiz var. Sonrasında bu adamları yendiğimizde bunların teknolojisini çalıp yani biz de okçu üretebileceğiz. Mantık bu şekilde, zaten buralara yeni yeni ekleniyor. Şimdi ben birazcık daha adam üreteceğim. Ondan sonra bunları öyle bir saldıracağım ki direkt pataküte dalıp yeneceğiz. Bu adam şu an hani kolay, yani normal zorlukta olduğu için adam üretilmiyor. Yani bir tane adam koymuş. Basit, ilk bölüm olduğu için basit yenelim diye oyun. Büyük ihtimalle, ama oyun çok zevkli. İleriki zamanlarda zorlanmaya başlıyor. Normal zorlukta olsa bile abi. Şimdi ben bir saldıracağım. Ordum yeterince zaten fazla sayıda. Bir tane okçuyu da hallederler. Kale okçusu da sıkmaya çalışsa bile büyük ihtimal gücü yetmez ve heykeli yıkarız abi. Tamam. Güzel abi. Saldırın abi kuleye. Yani madencilere de tabii ki de şey yapın. Adam altın üretip şey yapamasın. Ben buradan birazcık da arkadan destek gelsin diye adam üreteceğim. Süper abi. Bu oyunun müzikleri çok hoşuma gidiyor bu arada. Açıkça söylemek gerekir. Uyarı düşman takviye çağırdı. Oo evet. Şey, takviye de çağırabiliyor adamlar. Bu adamlar burada kapışıyor. Ne yapıyor ne yapıyor? Tamam güzel. Neredeyse kulesini yıkmak üzereyim ve yıktım kulesini. Aynen. Ve bunların teknolojisini ele geçirmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde yani kazandık. Basitti. Çok da zor değildi. Şu an biz de aynen. Biz de okçu üretebileceğiz. Ve başka neyin kilidi açıldı bir bakalım abi. Ha, bir de kale, yani şu an ilk başlarda olduğumuz için oyun bir tık bize öğretiyor. Şimdi benim en sevdiğim olan ilk önce madencileri yükseltmek. Şöyle bir çantasını bir yükseltelim. Bir de bir kazmasını yükseltelim. Şöyle hazır diyelim. İkinci arkadaşlar. Şimdi bu maçı da oynayacağım. İkinci bölümü de oynayacağım. Ondan sonra bir dahaki videolarda, yani ikinci bölümde görüşürüz diyeceğiz. Yerliler pusu, yerliler ordunuza saldırdı. Takviye güçler gün doğumunda gelecek. O zamana dek dayanın. Gün doğana dek hayatta kalın diyor. Şimdi fazla zamanımız yok. Hemen savunma hazırlayın. Okey, zamanımız yokmuş abi. Bu neymiş? He, bu şey yapıyor abi. Madencileri hızlandırıyor. Güzel. Madencileri de ben şey yapmıştım zaten. O olamaz. Görünüşe göre bir pusu kurulmuş. Oo abi çok kötü oldu ya. Bu bana çekil diyor ama şu an aynen çekilmek zorundayım. Oyun bana mecburen bunu şey yaptı. Durdurdu oyunu. Şimdi kale okçuları bunlara sıkacak. Yani bunları öldürecek. Ben de o sırada şöyle bir kılıççı üreteyim. Bir adet okçu diyecektim ama bir adet okçuya para yetmiyor. Ya da bir tanesini iptal edeyim. Bir tane okçu üretelim. Gayet güzel olacak. Şimdi bu adamlar tekrar tekrar gelmeye devam edecek. Ben de hemen savunmaya geçmem gerekiyor. Heykelimin canı gidiyor. Sıkıntı yok. Adamlarımı ürettim. Şimdi ben saldırıya geçtiğim zaman da bunların içinden geçeceğim. Aynen. Şimdi defansa geçelim. Şimdi adamlar saldırırsa benim savunma ordum şu an hazır. Kale okçularını çağırmaya gerek yok. Kulemize adamlar boş boşuna vurmasın. Şimdi bir tane daha kılıççı üretelim. Sonra şuraya bir dizdikten sonra okçu dizebiliriz. Okçular gayet iş yapıyor abi. Güzel oluyor. Şimdi gün batımı, yani güneşi burada görüyorsunuz. Bu güneş battığı zaman biz kazanmış olacağız arkadaşlar. Adamlar geliyor şimdi. 3 tane daha adam geliyor. Ben şimdi buradan bir kılıççı daha üreteceğim. Dostlar saldırın abi. Saldırın, bunların içinden geçin, ağızlarını yüzlerini dağıtın abi. Hop, hadi koçlar, helal lan size. Helal. Bunları galiba alamıyor, yani bir tanesini öldürdük. Güzel güzel, gayet güzel. Bunlara geri düşürmeyi başardık. Şimdi buradan geri çekil komutunu vereceğim. Buradan hemen bir okçu daha üretelim abi. Bir tane daha kılıççı verelim. Gayet güzel. Şimdi bu adamlar bir daha gelecek galiba. Aynen, güneşin batmasına daha var. İki tane daha gönderdiler. Sıkıntı yok. Bunları hallederiz. Hiç sıkıntı yok hem de. Şöyle bir gelin kardeş. Gene sizin boyunuzun bir ölçüsünü alalım. Sizin boyunuzun bir ölçüsünü alalım. Saldırın oğlum. Saldırın. Ağzını yüzünü dağıttıklarını. Kırın ağzını. O yerlileri mi eziyorlar? Çok miktarda altın çıkarıyorsunuz. Biraz birlik etmeyi unutmayın. Ha evet lan. Çok fazla birlik şey üretebilirim. Altın bayağı varmış. Hadi kardeş, gönder gönder gönder, gelsin içlerinden geçelim abi. Hiç sıkıntı yok. Şu an ordum var ya, çok güçlü. Lan dur şunu. Bir dahaki videoda büyük ihtimal bunun tış atamasını yapmış olurum abi. O zaman biz de kendimiz kontrol ederiz bu şeyleri. Kılıççıları, okçuları vesaire. Saldırın helal.
Güzel, gün batmak üzere. Gün batımında zaten kazanacağız. Çok az kaldı güneşin batmasına. Ya şu dağın arkasında batmış gibi gözüküyor ama biz şuraya göre bakacağız. Güneş buradan aşağı indiği anda adamlar geliyor mu? Bu sefer manyak bir ordu geliyor. Manyak bir ordu geliyor. Dur. Buradan hemen kılıççıları bas. Ne olur ne olmaz. Bunlar bizi yenemez ya. Bizim okçular fena çalışır arkadan. Gayet güzel. Zaten arkadan destek ekibi de geliyor. Aynen ya, destek ekibi dediğim bir tane yavaş yavaş adamlar üretiliyor abi. Bakın buradan bir tane daha geliyor. Sıkıntı yok. Bunları yeneceğiz. Bunları öldürdükten sonra kazanıyoruz. Büyük ihtimalle. Evet, seni de öldürelim kardeş. Sen de yat bakayım aşağı ve güneş battı ve kazandık abi. Güzeldi. Bir sonraki bölümde artık arkadaşlar görüşürüz. Şu ana kadar küçük bir gelişme yapabildik. Ama ileriki bölümlerde zevkli olacağını düşünüyorum. Bunun farklı farklı modları da var. Bir saniye reklam geliyor. Bunun farklı farklı modları da var arkadaşlar. Onları da oynarız. Zombi modu vesaire, turnuva maçları falan oluyor. Güzel oluyor. Ben şimdi buradan madenci bir adet vereceğim. Buradan bir tane kılıççıya da verelim abi. Lazım olacak çünkü ileride. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bir sürü bölüm var zaten daha. Sonra mağazadan abi şey yapıyoruz. Buradan kostüm falan alıyoruz. Kostümlerin özellikleri var. Burada kostümleri şurada. Aynen. Kostümlerin özellikleri var. Mesela bu bir şeyler veriyor. Zaten ben bir sonraki videoda bunlardan bahsederim ya da kazandıkça veririm. Buralarda da zaten nasıl desem, özel güç mü diyeyim size, Joker gibi bir şey bunlarda. Mesela bunların tek tek özellikleri var. Bir sonraki videolarda zaten bunlardan bahsederim. Abi videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.